biz birazcık da kendimiz yerine koyarak topluma bakıyoruz. Onları o taban diyelim, hadi AKP ve toplumsal kesimin izlediği belli medya kuruluşları vardır. Onların evinde başka medya kuruluşları yok zaten. Muazzam anlamda böyle örgütlenmişler zaten. Evlerinde izledikleri belli başlı kanallar var. O kanalların dışında bir şey izlemediği için direkt adamın hedefi kendi toplumuna zaten diyor. Ben, yani öbür kanalları izlese aslında bilgisi olacak toplumun. Öbür kanalları izlemediği için kafasındaki kurgu kendi kanallarındaki verilen Ama bu formata göre. kendilerini formatlama değil Tabii mi o zaman? ki. Öyle formata mı Zaten kendi koşuyorsunuz tabanını yani? formatlıyor Tek zaten. yönlü Tabii. Haber. Tabii ki. Şimdi aslında belki program başında söylemek lazım ama bugün 16 Haziran'dayız. 15-16 Haziran biliyorsun bundan 43 yıl önce 15-16 Haziran işçi hareketinin aynı Taksim'deki gibi kendiliğinden gelişen o günkü toplumsal koşullara işte sendikasızlaştırma, iş saatinin fazlalaşmasına karşı sınıf hareketi kendiliğinden biliyorsun alana dökülmüş 2 gün boyunca 15-16 Haziran 1970 yılında 2 gün boyunca Türkiye'deki iktidarı sallamıştı. Çok Ahmet, önemli bir burada şeydi bir bu. virgül koyalım. Bir telefonumuz Tabii. var. Onu almamız lazım. Peki. Eşber abi telefonumuzdaymış. Eşber Yağmur Dereli. Değerli izleyenler, yazar abimiz Eşber Yağmur Dereli telefon attığımızda. Eşber abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor, evet buyurun. Arkadaşlar Dinliyorum. ben ses alamıyorum. Sesim geliyor mu? Efendim? Eşber abi iyi Alo. akşamlar. İyi akşamlar. Abi, Türkiye'de ne oluyor konusunu tartışıyoruz bir anlamda son olaylarla işte Gezi'de başlayan ve bugün gördüğümüz yaşadığımız olayları konuşuyoruz da. Ben aynı soruyu sana da soracağım. Ne oluyor son dönemlerde Türkiye'de? Şimdi son dönemlerde ne olduğunu anlayabilmek için tabii doğru analizler yapmak lazım. Ben bazı analiz yapan arkadaşlarımı takip ediyorum. Tam yerine oturmuyor gibi geliyor bana. Yani stüdyoda bulunan arkadaşları kastetmiyorum bundan. Şimdi bir kere bu Gezi Parkı'nı oradaki ağaçlara yapılan saldırıdan dolayı işgal ederek, oturarak orada tepki koyan insanların apolitik insanlar olduğu söyleniyor. Bu doğru değil bir kere. Biri şundan dolayı politika dediğiniz zaman bu geçmişe ait bir kategori sadece herhangi bir siyasi partiye veya bir örgüte dahil olmak olarak anlaşılıyor. Ama şimdi bu postmodern dünyada farklı bir şey politika. Dolayısıyla da özgürlük alanlarında her bir alana karşı yönetilen saldırı karşısında kendiliğinden bir tepki doğuyor. Ve hem bugünün dünyasında hem de geleceğin dünyasında da sanırım ki tarih buradan akıp geçecek. Ve bu insanlar da, apolitik denilen insanlar da aşağı yukarı gençler kastediliyor. Ondan da son 10 yıldır, yani AK Parti iktidarı döneminde lisede, üniversite okuyan insanlar ve onlar politikayı bizzat yaşayarak öğrendiler. Yani herhangi bir yerden, herhangi bir bildiriden, bir broşürden falan öğrenmediler. Şöyle öğrendiler. Çünkü üniversitenin her sınıfında, her fakültesinde, her sınıfında mutlaka birkaç arkadaşları iktidar karşısında işte harçları protesto olsun ya da başka nedenlerle olsun, çok masum isteklerle de olsa bir tepki koydukları zaman tutuklandılar ve örgüt üyesi olmak gerekçesiyle terörist olarak yıllarca hapishanede yattılar. Şimdi insanlar bunu izledi. Ve insan şunu da izledi. Yine aynı üniversite, aynı fakülteler, aynı sınıflarda bir gün önce oturup konuştuğunu, ertesi gün derse gelmediğini gördü ve sordu. Dediler ki daha gitti. Dolayısıyla da onlar bütün bunları değerlendirerek politikleştiler. Yani bunların nedenleri üzerinden kapayıyorlar. Ve aynı zamanda da şunu yaşadılar. YÖK tasallutundan dolayı hiçbir zaman başlarından çok eksik olmadı. Ve sonra yine şunu gördüler ki hep bunlara şu telkin edildi. İşte annenize babanıza karşı çıkmayın. İşte Kur'an'lara uyun. Okuyun. Başka işlerle ilgilenmeyin. Bunları düşünerek, değerlendirerek bir baktılar ki yani okul bitse bile bunlara uyarak işsiz olmaları kaçınılmaz. O zaman bu sistemi sorgulamaya başladılar ve yeni tarz bir politikanın öznesi durumuna geldiler.
Birinci durum bu. İkinci durum da şu. Hükümet politikaları üzerinden baktığımız zaman hükümet demokrat işlemi anlamında bazı girişimlerde bulunmuş olmasına rağmen demokrasinin bir kültür olduğunu bildiğimiz için yani o kültüre sahip olmayanların demokrasiyi gerçekleştirmeleri mümkün değil. Ve bu kadrolar bugün Türkiye'yi yöneten kadrolar Soğuk Savaş döneminde sahip oldukları kültürü bugün de takip ediyorlar, yaşıyorlar. Yani şunu söyleyelim, yani bedenleri 2013 yılında olmasına rağmen 70'li 80'li yıllarda edindikleri kültür üzerinden hayata bakıyorlar, insanlara bakıyorlar. Dolayısıyla da bugün toplumdaki en masum talepler karşısında bile çok ciddi şekilde bir şey gösteriyor, tepki gösteriyorlar. Ve bütün bunlardan dolayı da Türkiye bugün gerçekten son derece önemli bir tarih kesitini yaşıyor. Ve sonuç olarak yakın gelecekte de uzak gelecekte de dönüp bugünlere bakıldığı zaman Türkiye'nin tarihinde bu apolitiklerin insanların yarattığı basıncın aslında Türkiye'nin önünü açan ve Türkiye'de demokrasinin tartışılmasını sağlayan ve özgürlüklerin ancak özgürlükler için mücadele edildiği takdirde fethedilebileceğini, işlemleştirebileceğini bütün topluma dünyaya ispat eden bir konumda bulunuyorlar. Ve bugün Türkiye'de yaşadığımız çelişki budur. Yani en masum isteklerini ortaya koyan kitleler karşısında Soğuk Savaş dönemi kültürüyle yüklenmiş olan politik, profesyonel siyasetçilerin bunu anlamayıp buna karşı gerçekçi olmayan tepki koymasından dolayı yaşanan bir çelişki var. Tabii şimdi burada bizzat başbakandan talep ediliyor, işte sağduyu çağrısı yapılıyor, işte anma deniyor, biraz sakin ol falan deniyor ama o kültür buna izin vermiyor. Dolayısıyla da burada esas sağduyu göstermesi gerekenler bizzat AKP'nin kadroları. Yani Cumhurbaşkanı ve benzeri ve AKP'nin parti teşkilatlarından tutun da milletvekilleri falan, bütün bunların kendilerini ve politikalarını tekrardan değerlendirip Türkiye'nin nereye gittiğine ilişkin, yani bu politikalarla Türkiye'nin demokrasiye doğru mu gidiyor yoksa bir kardeş kavgasına mı doğru gidiyor? Bu tahlili yaparak kendilerine de bir çeki düzen vermeleri gerekir. Bu çağrıyı onlara yapmak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Peki, ya son bir soru daha soracağım, yani görüşlerini alacağım ben senin ama şimdi, yani demokrasi bir kültür. Burada tamam. Evet. Bir tarafta apolitik deniliyor, diğer tarafta biraz siyasi olanlara, siyasi örgütlerden, çevrelerden insanlara marjinal deniliyor. Ya kim ciddiye alınacak? Burada bir ciddiyetsizlik var. Yani ben sizi ciddiye almıyorum gibi bir anlam çıkıyor söylemlerden. Bunu nereye koyacağız? Ben de tam onu kastediyorum. İşte Soğuk Savaş döneminde biliyorsunuz bütün sol anlayışlar, irili ufaklı hepsi bir tasfiye nedeniyle konmuşlardı ve Soğuk Savaş'ta hem içeriden hem dışarıdan bu kesimler tasfiye edildi ve bunu tasfiye ederken de bu genel geçer klişeler kullanıldı. O zaman da öyle deniyordu, işte bunlar marjinaldir, bunlar toplumla hiçbir ilgileri yok falan gibi. Ve şimdi tekrar o ideolojik dağarcıktan çıkardıkları klişeleri kullanıyorlar, yani onu ciddiye almak gerekmiyor. Ve çünkü başka türlü bir analiz yapamadıkları için yine geçmişteki kalıplar üzerinden öyle düşünüyorlar ve öyle şey yapıyorlar, toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar. Eşber abi, burada müsaade edersen bir şey sorayım. Buyurun. Öyle bir açarsan sevinirim. Şimdi burada aslında bu söylemle sol hareketle oradaki geniş toplumsal kesimin arasına bir kama sokmak bir anlamda değil mi? Marjinal elbette işte. Yani şöyle bir şey yapıyorlar. İşte bunlar apolitiktir. Hı-hı. Bunlar masumdur. İşte bunlar orada iki tane araç kesilmesin diye alanlara çıkıyorlar. Öbürlerinin programı başkadır, hesabı başkadır. Onlar marjinaldir falan filan diye. Dolayısıyla da alanlarda toplanmış olan insanları ayrıştırmaya çalışarak, evet, ve ayrı etiketler altında toplamaya çalışarak bir analiz yapıyorlar ve bunun üzerinden politikalar oluşturuyorlar. Yani saldırıyorlar veya başka şeyler, her neyse. Dolayısıyla da bir toplumu bir bütün olarak kavramak gerekir. Abi son sorumu soracağım. Bu zamana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi, daha çok Başbakan Tayyip Erdoğan,
her gerginlikten kendisine bir pay çıkardı, partisine bir pay çıkardı. Bu son gerginlikten kendisine pay çıkarabilir mi? Ya şimdi profesyonel siyaset öyle bir şey tabii. Çünkü şey var, bir de işte medya ellerinde, yani bütün ideolojik üretim araçları ve bütün ideolojik ifade araçları tamamen denetimlerinde bulunuyor. Ve bunu son 20 gündür şey yapıyoruz. Yani orada toplum ayağa kalkmış, milyonlarca insan sokaklara doldurmuş, onlar medya başka bir şeyle uğraşıyor yani. Bunu mümkün olduğu kadar şey yapmıyor. Yani insanlar kitleler halinde köprüden geçiyorlar. İşte belli televizyonların şeyleri, sunucuları şöyle diyor, işte 500 kişi diyor. Köprüden bu tarafa geçeceğiz. Bir köprü dediğiniz şey en az 1 kilometre. Yani 500 kişi dediğiniz zaman birer lakoldan 2 metre arayla yürümüş olmaları lazım. Yani bu insan aklına ziyan bir şey. Dolayısıyla da gerçekleri saptırma noktasında ve gerçekleri hükümet politikalarına uygun biçimde tahrif etme noktasında ciddi bir manipülasyon var. Evet. Bunu medya olarak aşmak lazım. Dolayısıyla gerçekleri insanlara ulaştırmak lazım. Ve bugün Türkiye'de yaşananlar ve özellikle de yaşanmışlıkların kendi özellikleri kendilerini dışa vuruyor, ele veriyorlar ve buradan da hükümetin çizmeye çalıştığı tabloyla hiç bilgisi olmayan bir başka hayat tarzı. Peki abi, çok teşekkürler. Peki, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili Ahmet, aynı soruyu sana da sorayım. Apolitik deniliyor ama apolitik derken işte bunlar ayyaz, sarhoş, ne yaptığını bilmez. Yani serseriler takımına konuluyor. Tabii. Politik deniliyor. Ya bunlar da işte bölücü, kırıcı, parçalayıcı. Özellikle ben orada o soruyu tabii Eşber abiye sormamın nedeni de bu. Çünkü bu sanki marjinal grup dedikleri kişi çok belli ki Türkiye'deki sol hareket tamam. Marjinalliğin nasıl, neyle açıklayabiliyorlar bilemiyorum. Marjinalliğin karşılığı, kelime karşılığı bellidir. Yani aykırı fikirli sünen ya da azınlıkta olan, yani onun kelime karşılığı bir şeydir. Şimdi azınlık mı diyeceksin, aykırılık mı diyeceksin? Şimdi ben de aykırı duruş sergiliyorum iktidara karşı, devlete karşı, toplumun birçok kesimine karşı. O zaman ben de aykırıyım. Bizim televizyon da aykırı, bizim televizyon da marjinal. Hangi pencereden baktığına bağlı. Şimdi eğer böyleyse biz marjinal izleriz. Bu başka bir şey. Marjinallik suç mu onu da ben bilmiyorum. Marjinalliğin bir suç olduğunu da bilmiyorum bugüne kadar. Ama mesele şu. Oradaki bu marjinal deyimiyle işte marjinal gruplar var. Kim bunlar? Sol hareketler, sol gruplar var. Siz onlara uymayın. Niye? Çünkü sol hareketlere uyduğunuz zaman sol hareketlerin söyledikleri şeyler sizin o yeşil istediğiniz küçücük parktan daha fazla şeyler. Sıkıntı burada kaynaklanıyor. Zaten toplumun, tam da Yaşper abinin söylediği gibi, toplumun önemli bir kesimi zaten derdi o yeşil alan olmaktan çıkmış, bir ağaç olmaktan çıkmış. Bakın Alevilerin mesela 3. köprü meselesiyle ilgili talepleri de aynı zamana denk düştü. Yavuz'un isminin verilmesi ve hemen burada biz özellikle şunu söylemeye çalıştık. Alevi Bektaşi toplumuna tek başına Yavuz isminin karşısında durmak doğru değil. Oradaki 3. Boğaz Köprüsü'nün yapılacağı alandaki kesilecek binlerce ağacı da bütünleştirmek zorundayız. Çünkü eğer gerçekten de biz sadece isme takılıp işin diğer tarafına, oradaki ağaç katliamına, oradaki çevre katliamına karşı duyarlılık göstermezsek biz de kendimiz, kendi felsefemizle çelişiriz diye o dönem Alevi Bektaşi örgütlerinin birçoğu da bunu dillendirmeye çalıştılar. Belki yeterli dillendiremediler ama o gün çünkü Gezi Parkı'nın şeyleri, talepleri konusunda herkesin kendi şeyini, taleplerini çok öne getiremedi. Şimdi marjinalik, sol gruplar, evet, sol gruplar 89 yenilgisinden bu yana tabii ki sol kan kaybetti. Sol bugün revaçta değil. Ama bu şu demek değil. Evet, bugün gerçekten de toplumun önünde sol hareket son 30 yılı düzgün değerlendirebilmiş olsaydı, sol toplumun, sol hareket toplumun önüne düzgün bir demokratik program getirebilmiş olsaydı, işte kanalize olacakları yer belliydi. Bugün insanlar bunu tartışıyorlar. İşte o marjinal, ben burada belki marjinallik konusunda işte burada bunu biraz tartışabiliriz diye düşünüyorum. Devletin neye nasıl marjinal dediği çok önemli değil ama işte tam da söylediği gibi toplumun talepleri belli. Gençlerin talepleri belli. Gençler nasıl apolitik? Ben sana sorayım. Apolitik genç bakanı şey yapar mı? Yumurtaya tutar mı? Yumurtaya tuttuğu için bu üniversite gençliği, yumurta atmak bugün yasaklandı. Gençlik nasıl bir eylem yaptıysa
Bugün hemen karşısında şey getiriyor, tamam bu yasaktır diyor. Biliyorsun 13-14 yaşında gençler, işte Doğu Güneydoğu'da polise taş atan gençler gözaltına alındılar. Dünya kadar ceza yağdırıldı ve şimdi taş atmak suçu oldu. O yani küçük yaştaki çocuklar. Bunlar nasıl apolitik insanlar? Ben apolitik olduğuna inanmıyorum. Şöyle ki inanmıyorum. Ben kendi çocuğumdan 15 yaşında oğlum var. Benden daha fazla bu sosyal medyayı takip ediyor. Yeğenlerim var, onlara bakıyorum ben. Bu insanlar yaşanan şeyler an be an takip ediyorlar. Ve şu sosyal medyadan olgu bu gençlerin bizlerden çok daha iyi kullandığını çok iyi biliyorum ve anında her şeyden haberdar oluyor ve birbirlerini iyileştiriyorlar. O zaman ne yapacaklar bunlar? Sosyal medyanın önüne mi geçecekler? Ya da ne diyorlar, bilişim çağı diyorlar. Bu çağın bilişim şeyiyle mi uğraşacaklar? Sektörlerini mi ilerleyebilecekler? İnterneti mi yok edecekler? Ne yapacaklar? Çünkü bunları yok edemeden o gençliği yok edemeyecekler. Bu toplumun harekete geçmiş dinamizmini yok edemeyecekler. Aslında korku da biraz buradan kaynaklanıyor. Yani marjinallik meselesini ben düzgün okumak gerektiğini düşünüyorum. Belki ileride tartışmak lazım. Onu şöyle tartışmamız gerekiyor. Sol hareket bugün gerçekten de bu topluma öncülük edebiliyor mu? Bunu tartışmak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Peki hemen Medine'ye sorayım sevgili Medine. Şimdi marjinal derken yani marjinalliğin tanımın marjinalliğin tanımı nereden başlıyor? Onu konuşacağım, soracağım sana ama bir telefonumuz varmış. Arkadaşlar ben ismi tam alamadım ama. Alo. Duran Nalba. Alo. Turan Nalbant Hatay'dan. Kerem Nalbant hocam. Kerem Nalbant peki. Evet. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Yani Gezi'de başlayan olaylarla günümüzü bugünkü yaşananlarla birleştirip yani bunun nedenlerini tartışıyoruz biz. Bilmiyorum siz evet. Programı izlediniz mi? Bu konuda sizin görüşlerinizi de almak isterim. Evet şimdi hocam ben de yeni televizyonu açtım. Şimdi şöyle bir geziyle başlayan ve kısa sürede Türkiye'nin büyük bir bölümüne sıçrayan olayları izliyoruz. Şimdi buna paralel olarak biz de Antakya'da Antakya Dayanışma Platformu adı altında bir oluşum oluşturduk. Bu oluşumun içinde HDK birleşelerinden tutun Proleter Devrimci Duruş, Halk Cephesi böyle bir platform oluşturdu ve burada da bir dizi etkinlikler oluşturuldu. Antakya Taksim Gezi Parkı'nın bir prototipi, minyatürü bir çadır kuruldu burada. Ve o çadır içinde farklı farklı etkinlikler oluşturuldu. Bugün ise yaklaşık 25 bin, 30 bin civarında bir miting, açık alanda hava gösterisi yapıldı. Bu saat alo. Ya dinliyorum hocam. Samandağ'dan Antakya'ya doğru, Antakya kent merkezine doğru insan zinciri oluşturuldu. Saat 19'da Antakya Uğur Mumcu alanında bu Antakya Dayanışma Platformu bileşenlerinin oluşturduğu bir miting gerçekleşti. Hala bu miting devam ediyor. Bu mitingde biliyorsunuz ilk bu olayların İlk şehidi Hataylı Abdullah Cömert, evet. Ve diğer demokrasi mücadelesinde şehit düşen arkadaşlarımız anıldı. Roboski anıldı. Reyhanlı'daki bu mevcut ölen yurttaşlarımız anıldı. Kürtlerin bu mücadelenin Taksim direnişinin içinde olduğuna dair açıklamalar yapıldı. Buradaki genel durum bu şekil. Onun dışında da şeye karşı güçlü mesajlar verildi. AKP'nin bu alkol yasası adı altında yaşamı kuşatmasına karşı olduklarına dair bir mesaj verildi. Buradaki genel durum itibariyle böyle. Ve bu mücadele sürdürüleceğine dair mesajlar verildi. Anladım. Peki şu andaki yani insanların İşte psikolojik durumu, ya sokağa çıktıklarında attıkları sloganlar. Şu andaki durum nasıl Hatay'da? Şimdi hocam şöyle bir gerçeklik de var. Demin de belirttiğim gibi Antakya Dayanışma Platformu adı altında bu etkinlikleri yürütmeye çalışıyoruz.
Şimdi burada AKP'ye karşı ciddi bir tepki var. Tayyip istifa tarzında sloganlar, başat sloganlar. Onun dışında da dönem dönem yaşasın halkların kardeşliği sloganları da inletiliyor. Ama genel duruma baktığımızda Hatay'da maalesef karakteristik yapısı istenilen düzeyde değil. Yani şey anlamında, örneğin o şöven, ırkçı anlayış tam burada kırılamamış. Bir de böyle bir gerçeklik de var, böyle bir sıkıntı da var. Örneğin ilk başladığı zaman bir Mustafa Kemal'in askerleri tarzında sloganlar atılmaya başlandı. Daha sonra kısmi bu engellendi. Yavaş yavaş bu halkların kardeşliğine dair bir noktaya doğru evirmenin çalışması var bu aşamada. Ama başarılmış mı tam itibariyle? Hayır. Ama ona rağmen ciddi anlamda halk AKP'ye karşı öfkeli. Yaşamının kuşatılmasına karşı muazzam bir rahatsızlık. Apolitik olan, politik olan herkes sokağa inip demokratik, meşru tepkisini dile getiriyor, ortaya koyuyor. Böylesi bir gerçeklik de var burada Hatay'da. Peki, çok teşekkürler. Kıraycan, iyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hatay halkına da başsağlığı dilerim. Tabii gerçi başsağlığı hepimizin tüm illeri açtı. Çünkü daha bugün Ankara'da bir tane canımızı daha Ethem'e gönderdik. Onu da yolcu ettiler. Evet. Onu da biraz sonra konuşayım ama ben medeniye sorumla devam edeyim. Şimdi marjinallık. Marjinal, Ahmet de biraz söyledi. Fikirlere söylenen kelime. Yani kime nasıl söylendiğini onu biliyoruz. Marjinal. İşte siz çok azınlıktasınız. Yani sizin sivil uçlarınız var. Ama biz sizden çok güçlüyüz gibi. Tepeden vurma. Biz eskiden babalama derdik. Bu ağızda babalama kelimeler. Ama şöyle meydana bir baktığımızda işte Hatay'da az önce sevgili Turan söyledi. Ankara'da, Türkiye'nin her tarafında, Avrupa'nın her tarafında ve milyonlar var. Milyonlarca insan marjinal olabilir mi? Yani hayır, bir de marjinallik aslında kötü bir şey değil zaten. Hani kelime anlamı toplumda yaşayış ve görüş olarak ortalamanın üstünde insan ya da aykırı evet. insan, onların belirlediği çizginin dışında olan insanlara daha çok kullanılan bir terim. Statikonun görüşünü kabul evet. etmeyene. Biz zaten hani biliyoruz ki Osmanlı döneminde de uygulanan politikalar aslında Cumhuriyet'le birlikte ne kadar böyle isim değiştirmiş de olsa temelde çok bir şey değişmedi aslında halk açısından. Yani bu işte aykırı ya da marjinal diye nitelendirdikleri o insanlar üzerinde özellikle hiç de belki sergilemedi. Şeyin AKP'nin aslında yaptığı da bu. Yani önceki iktidarlarda da bu olurdu. Hani askeri ve polisi arkalarına alıp o gücü kullanarak hak arayan ya da farklı bir taleple çıkan bütün insanlara uyguladıkları şeyi uyguluyorlar. Buradan biraz da şey çıkıyor sanki. Bu hani birlik beraberlik vurgusu yapılır ya hep. Her iktidar ya da her güç erkin elinde bulunduran kişi ya da kişiler insanlara birlik ve beraberlik çağrısı yaparlar. Ama işte bugün Gezi'de gördüğümüz gibi bir ve beraber olan durumlarla karşılaştıklarında da ilk onlar rahatsız olurlar. Şu anki tam evet paniklerler ve hani o panikle belki de yanlış kararlar da veriyorlar. Yani bize göre ciddi yanlışlar yapılıyor ama sanırım onlar yanlış yaptıklarını düşünmüyorlar ki hala devam ediyor bu tavırlar. Dolayısıyla hani marjinal diye böyle yine hani yine itibarsızlaştırmaya çalışıp yani o kelimeye o anlamı yüklemeye çalışıp işte orada yapılan haklı talepleri yok saymak üzerinden yürüyor biraz da. Oysa artık insanlar bunu biliyor. Oradaki talepler çok haklı. Hani ağacın ötesinde de ağaç zaten bir yaşama kaynağı ama onun dışında da insanlar gerçekten artık özgür yaşamak istiyorlar. Yani işte sosyal medya buna çok büyük bir örnek. Çünkü burada bir yasak yok yani. Hani yasaklanan sitelere bile bir biçimde giriyorsunuz. Ve bunu insanlar o kadar güzel biliyorlar ki aslında. Sizin söylediğiniz gibi yani bunu gençler hatta çocuklar çok daha iyi kullanıyor. Dolayısıyla o mecrada bir yasak yok. Ayıp da yok. O olmadığı için bakış açıları o kadar genişliyor ki. Evet. Ama şeyi ben de itiraf etmeliyim. Apolitik olarak ben de
çok düşünürdüm. Yani otobüste, metroda, işte yolda karşılaştığımda konuştukları şeyler, yaptıkları şeylere bakıp ya hani bu olmamalı falan dediğim şeyler olurdu. Oysa Gezi Parkı bize onu gösterdi ki çok yanılmışız gerçekten. Bir bütün olarak yanılmışız. Yani paçavra kelimesine geleceğim yine marjinalleştirmeyle ilgili nereden belirleniyor? İşte astıkları pankartlardan, astıkları dövizlerden falan. Ama bunun içinde Türk bayrağı da var aynı zamanda. Evet. Yani şimdi her şey vardı aslında. Ya bu kadar yani bu babalamadan öte artık tam hakaret içeren kelimelerle. Evet. Yani neyi amaçlanır olabilir? Yani burada işte aslında halkın halk bir şekilde hani Gezi Parkı'nda yapılan eylemlilik ya da direnişi diğer sol örgütlerin ya da işte sosyalistlerin ya da devrimcilerin etkisini kırmak ya da onları biraz bunun dışına çıkarıp hani sadece orada bir ağaç ya da bir çevre duyarlılığı üzerinden gidip onları daha kolay kırmak yani onların direnişin daha kolay kırmak üzerinden yürüdü. Aslında o bir politikaydı yani hani o meydandaki diğer renklere bu şekilde davrandığınızda halkın da desteğini arkanıza aldığınızda çünkü onlara yıllarca hani sanki bu düşünce değil mi yani bu sosyal sosyalist bakış açısı sanki çok böyle öcü gibiymiş gibi gösterildi. Yani onun hani yaşam tarzına, düşüncesine, dinine falan bir saldırıymış gibi gösterildi. Dolayısıyla halkı da bu anlamda arkasını alıp diğer taraftan çevre duyarlılığı üzerinden yürüyen olaya sadece indirgeyip ve orada kalan insanları da çok daha kolay saf dışı bırakacaklardı. Ama zaten tutmadı sanki. Bir telefonumuz var. Açıklamayla öyle yaptı. Tabii ama tutmadı evet. Değerli izleyenler, Ankara'dan avukat Ahmet Bey telefon attığımızda. Ahmet Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz Ankara Sınırlı'da Kuğulu Park civarındayız. Buyurun. Biraz önce sayınca çok fazla polis göstericilerin çok yakınına kadar geldi. Burada bugüne kadarki gösterilerin haricinde çok yoğun bir trafik vardı. Bu çok yoğun trafikten dolayı olsa gerek diye düşünüyoruz. Çok yakınımıza geldi. Çok yoğun trafikten olsa gerek müdahale etmediler. Belli bir süre bekledikten sonra tekrar bulvar tarafına çekildiler. Ama hani sağa sola sokak aralarına yukarı kesimlerden o tomalar geliyordu. Tomalar giremediler. Çünkü trafik açık şu anda. Araçlar gidiyor. Çok yoğun bir araç trafiği var. Yani ben söyleyeyim size. Yüzlerce değil, belki binlerce araç var. Döndüğünü düşünün trafikte. Çok yoğun bir araç trafiği var. Bütün Tunalı 20 Caddesi'nde baştan sona sabah süreli aşağıya kadar göstericiler biraz sokak aralarına polis yaklaşınca çekilmişti. Ama şimdi göstericiler tekrar Kuğulu civarına, Tunalı'ya sokak aralarından çıktılar. Araç trafiği yine araçlar korna çalıyor, bayrak sallıyorlar. Göstericiler ıslıklarla, yuh sesleriyle ve her yer takdir, her yer direniş sesleriyle burada slogan atıyorlar. Ama hiçbir taşkınlık, en ufak bir şey yok. Sadece Türk bayrağı var ortada. Buna müsaade etmez polis. Yani şimdi belli bir süre dayanır, bundan sonra polis yine gelir buraya. Yani gelememesinin sebebini bu araçların, polis araçlarının Sonalı'nın ve Kuğulu Park civarına gelemediği olarak trafikler. Gelemediği olarak yorumluyoruz biz. Çünkü çok çok yoğun bir trafik var. Yani Sonalı baştan sona araçlarla kapalı. Peki Ahmet Bey, ya şunu öğrenmek istedim. Kim o Türk bayraklarıyla gezen, yoğun araçlarla gezen? Ne, kimler? Göstericiler. Türk bayraklarıyla ve araçlarıyla dönüyorlar. Yani herkes ceza rastı buluyor, takdime destek veriyor. Türkiye'de yapılanları protesto ediyor. Artık diyor insanlar, benim özgürlüklerime karışma. Ben nerede, kaç gün, nerede yaşayacağımı, kaç çocuk yapacağımı, hangi gazeteyi okuyacağımı, hangi ülkeye gideceğimi, hangi okula gideceğimi bırak ben karar vereyim diyor. Bu insanların hepsinin isyanı bu. İnsanların başka bir talepleri yok burada. Ve polisin son zamanlarda olan orantısız gücünü, acımasızca göstericilere davranışlarını
siz daha iyi biliyorsunuzdur. İstanbul'da gerçekten olaylar son derece vahim, son derece üzücü. Avukatlar, doktorlar, herkes gözaltına alınıyor. Görevlerini yapan yemin etmiş, görevini yapmak için yemin etmiş doktorlar, onlarca doktorun gözaltına alındığı söyleniyor. Baraya, İstanbul Barosu'nun bulunduğu yerlere çok yoğun gaz atmışlar. Bunların hepsi geliyor. Kasımpaşa'dan ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden büyük bir ihtimalle Gazlı Çeşme'deki mitikten ayrılmış gruplar, elleri sopalı gruplar, köşelerde az sayı yakaladıkları gösterici duruyorlarmış. Ankara'da öyle bir şey yok ama Ankara'da da bunlar bu kadar tahrik edildikten sonra, bu kadar insanlar ayrıştırıldıktan sonra, kutuplaştırıldıktan sonra Ankara'da da olmalıdır. Bugün bir, biliyorsunuz, cenaze vardı. Bir devrim özgürlük şehidinin cenazesi vardı. Ona bile müsaade etmediler. Gözü yaşlı annenin çocuğunu kendi adetleriyle defnetmesine bile müsaade edilmedi Ankara'da. Orada da onlarca gözaltı oldu. Polis yine 3-5 kişiye gaz bombası attı. Polis araçları çok tazikli su kullanıyorlar. 2-3 kişiye, ya bunların hiçbir olabilecek şey değil. Demokrasilerde bunlar olmaz. İnsanları bu kadar ayrıştırmaya gerek yok. Ya burada duruyoruz, biz gösteri yapıyoruz. Biz, insanlar gösteri yapıyor. Demokratik hakları koyuyor. Burada trafiği bile kapatmadı binlerce insan ya. Kaldırımlarda duruyor. Araçlar gidiyor, geliyor. Ve araçlar buraya kendi istekleriyle geliyor. Bu insanlar da buraya kendi istekleriyle geliyorlar. Demokratik haklarını kullanıyorlar. Bu çok açık bir şekilde. Geldiğini görüyorlar. Çocuğunu, terörist çocuğunu eline yapıştırıp 6 yaşındaki çocuğuyla gelmez buraya. Gelmez buraya. Ve üstüne İnirken gelmez buraya. İnsanları gaz maskeli, baretli insanları gözaltına alıyorlarmış. Ya insan oradaki denizin atılacak biber gazından, sudan kendini kurtarmak için onları alıyor. Yoksa bunlar profesyonel gösterici, herhangi bir amaçla buraya gelmiş değil. Bunların bütün talepleri, yasal, hukuki, anayasa, evrensel haklar bunları koruyor. Gelin bakın buralara gelsinler, görsünler. Bir şey yok. Buraya müdahale etmeden önce polis bunları görüyor, sorsunlar. Polis de insanları karşı karşıya getiriyorlar. Yapmasınlar. Polis de bizim içimizden insanlar. Bizim içimizde belki polis çocuğu ve polis babası, ebeveyni var. Anladım. O doktorlar polisleri de tedavi ettiler. Polis yakınlarını da tedavi ettiler. Niye polisleri gözaltına alıyorlar? Ne yapıyor polis? Polis hangi örgütlü bir davranış içinde olabilir ya? İnsanların sığındığı otelleri basıyorlar. Peki. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum size de. Evet. Şimdi bu görünen o ki bu olay daha devam edecek. Dün gece başlayan işte Gezi Parkı'na müdahaleyle başlayan süreç bugün hala bugün de bu sıcak süreç devam edecek. Öyle gözüküyor. Çünkü insanlar ölüyor. Hala ısrarla polis insanların üzerine sıkıyor. İşte plastik mermi kullanıldığı yaygınlaştırılıyor. İşte söyleniyor. Bu söylentiler ortaya çıktı. Şey artık söylenti olmaktan çıktı. Gaz bombası direkt insanlar hedef alınarak üzerlerine atılıyor. Bu şimdi bir alanı bir eylemcilerden nasıl derler ayrıştırmak. Bir temizleme değil. Temizlemek değil. Resmen oraya gelen insanlara bir kin kusar halde bir tavır davranış sergiliyor. Evet. İkna yöntemiyle çözülebilir. Hatta dün akşam bu olaya başlamadan önce işte Gezi Parkı aktivistlerin açıklamasını duyduğumda evet herhalde bu süreç yavaş yavaş kendiliğinden sönüp gidecek gibi bir şey algılamaya başlamıştık. Çünkü ikna oldular. Oradaki talepler dillendirildi. İşte Başbakan açıklama yaptı. Dedi ki tamam biz burayı mahkeme hangi türlü karar verirse versin biz halk oylamasına götüreceğiz. Orada bir yumuşak bir şey yaklaşım sergiler gibi bir hal oldu. Ama şimdi bunu sergilerken bile konuşmaları, tekrar işte dün Ankara'daki konuşmaları, Ankara'da direkt adres vermesi, çıktınız, çıkmasanız biz tepeleyeceğiz deyip hemen oraya gönderdi bırakıp, sürece de yaymayı bırakıp birdenbire saldırması toplumdaki o reaksiyonu yeniden yarattı. Şimdi bu reaksiyon nasıl durdurulur bilemiyorum ama görüken şu ki
Burada bir başsızlık var. Şimdi hükümet zaten kendi kanadında bu işi şeyle çözeceğini düşünüyor. Eski yöntemlerle. Az önce şeyin arkadaşımızın da söylediği gibi Medine Hanım'ın Osmanlı'dan gelen o terbiye etme geleneği hala Cumhuriyet Devleti'nde de olduğu için o terbiye etme geleneğiyle yapabileceğini düşünerek o yöntemi kullanmaya çalışıyor. Şimdi aktivistler de haklı olarak siz bize verdiğiniz sözü yerinde tutmuyorsunuz, yerine getirmiyorsunuz, biz size güvenmiyoruz. Yarın bizi buradan çıkardığınız andan itibaren belki de kazmayı küreğe vuracaksınız. Oraya o dediğiniz şeyi artık AVM olmaktan çıktı, başka bir şey yapacağız diyorlar. Ve ben şunu görüyorum, bu dikleşme kime fayda sağlayacak? Kimseye fayda sağlamıyor aslına bakarsan. Bazı şeyler tabii görmek lazım. 20 gündür o bölgedeki esnafların durumunu görmek lazım. 20 gündür o bölgeye gelen insanların, biz bu tarafını çok konuşmuyoruz ama bu da bir realite, bu da bir gerçeklik. O bölgedeki mevcut otellerin turizm tarafındaki doluluğu ve boşalık meselesi de var aslına bakarsan. Ya orada da dünya kadar bir mağduriyet yaşanıyor. Bu mağduriyet esnafların yaşadığı, ki küçük esnaflar zaten zar zor geçinen bir kesim. Diğer tarafta işte bir taraftan bakıyorsun Ali Koç'un tavır takınmasıyla bugün Ali Koç'a da gönderme yapıldı. Evet, bir tehdit. Evet, bir tehdit gitti. Aa. Türkiye'deki burjuvazi arasındaki aslında şu ana kadar o büyük burjuva dediğimiz finans kapitalinin kendi iç aslında dalaşmasını çok net bir biçimde göstermiyordu bize ama bugünkü tavırla hükümet çok daha net bir biçimde o finans kapitaliyle kendi arasındaki fikri ayrılığı da bir anlamda ortaya getirdi. Bunlar da önümüzde duracak çok ciddi sıkıntılar, sorunlar. Çünkü iktidarın yeni zenginleri var yani. Kendi, tabii. Şimdi, kendi zenginleri oluştu. Mevcutlarla da bir şekilde yani şöyle şu resmi şöyle görmek biraz olayı hafifletir. Yani bir Ali Koç'un orada divan otelini açıyor olması. Diğer otellerin, önemli isimleri vermiyorum, birçok otellerin hatta iş yerlerinin kapılarını açıyor olması, bazılarını açmıyor olması, zaten o sosyal medyada anında tepki malum oluyor. Açıyor olması bir de resmin bu taraf olduğunu gösteriyor. Yani yukarıda o finans kapital dediğimiz dünyada çok şey değil, rahat değil. Buradaki bu dalaşmanın taraflarından birisi aslına bakarsan finans kapitalde. Bu da önümüzdeki günlerde neyi getirecek göreceğiz. Yani nereye çıkacağını göreceğiz. Göreceğiz ama bizi ilgilendiren tarafı çok açık ki bu toplumun demokratik talepleri var. Kürtlerin demokratik talepleri var. Bu işte barış sürecine karşı bir taraftan da o kadar çok talihsiz bir süreçtir bu. Tam barış sürecinin konuşulduğu, bir ivme kazandığı bir dönemde böyle bir süreçte karşı karşıya kalındı. Bu barış süreci burayla aslında entegre edilebilmeli. Bunda zaten sanıyorum o sürecin mensupları bunu yapmaya çalışıyorlar. Demokrasinin bir parçası olarak bunu da entegre etmeye çalışarak, bu sürece entegre etmeye çalışıp o sürecin devamını kılmaya çalışıyorlar. Bir doğrusu da budur zaten. O sürecin kesintiye uğramaması lazım. Onun devam etmesi lazım. Öbür tarafta Alevilerin beklentiler var. Alevilere hakarete uğruyorlar geçmişten bugüne kadar. Bugün de bu hakaret devam ediyor. Yavuz üzerinden Alevilere karşı bir hakaret devam ediyor. Yine Alevilerin demokratik talepleri vardı geçmişten bugüne kadar. Cemevilerin yasal statüye kavuşması, zorunlu din derslerinin işte kaldırılması vesaire gibi talepleri vardı. Türkiye'de az önce de ifade ettik. Bunlar çok önemli. Toplum tarafından çok görülmüyor ama mesela özellikle eşcinsellerin durumu hep şeydi. Türkiye'de gözden kaçırılan durumlardan birisiydi. Bu Taksim Gezi eşcinselleri de bak bunlar da varmış gibi algılamaya başladılar. Yani bu Gezi Parkı'nı düzgün okumak lazım. Gezi Parkı'ndaki o yazıları, asılan o küçük yazıları çok düzgün okumak lazım. Yani çok mesela çok hoşuma gidenlerden bir tanesi o kadar güzel söylemiş ki içkime de karışma, uçkuruma da karışma diyor. Bu çok önemli bir şey yani sen hiçbir şeyime karışamazsın diyor. Sen ancak yasaları yazarsın, toplumun genel hepsinin uyabileceği kanunları çıkartırsın ama kişinin özeline karışamazsın sen. Bunu ifade etmeye çalışıyor. İşte gençlerin oradaki yaratıcılığı, gençlerin bunu kabul etmiyor olması bir anlamda önemli. Yani resmin okunması gereken yerlerinden birisi. Yani biraz sonra sadece resimle değil, sokağa da biraz okuyacağız ama evet. Sevgili Medine, bizde devlet algısında şöyle bir şey vardır. İnsana kalkar, haklarını isterler.
İşte doğacılar ister, ne bileyim işçiler ister, çiftçiler ister, köylüler ister. Devlet gelelim ama şöyle bir suçlama vardır. Bunların ardında mutlaka dış güçler vardır. Hiç bitmiyor, evet. Yani bu dış güçleri hiç bitiremedik, değil mi? Evet. Yani sanki gerçekten böyle bir toplumda ciddi bir bilinçlenme yaşandığında ilk balta oradan vuruluyor. Hani bunlar mutlaka dış mihraklar tarafından yönlendiriliyor ya da destekleniyor falan diye. Oysa işte oradaki insanları görüyorsunuz. Bu kadar hani ülkenin istihbaratını elinde bulunduran, güvenlik konseyini elinde bulunduran değil mi? Yani böyle bir güç, yani böyle bir iktidardan, hükümetten bahsediyoruz. Şimdi bu hükümet gerçekten böyle bir ilişki olsaydı bugüne kadar sadece bunu söylemde mi bırakırdı? Yani bunu hani örneği budur ya da bağlantısı budur, bunu bulduk şeklinde sunmaz mıydı? Şimdi bu en çok kullanılan, geçmişte de çok yaşanılan bir şey. Sürekli bu kullanılır ve hep kendisini destekleyen tarafından da aslında işi kotaracak bir şeydir. Bugün de olduğu gibi. Tabii yani bugün de bölünmezlik üzerine kurgulandığı için bak devletimiz bölünecek, ha evet. Böyle bir korku vereceğiz. Böyle bir, tabii. O zaman şunu şöyle söylemek lazım. Şimdi 90'lı yılların ortalarında başörtüsü özgürlük meselesi gündeme geldi. O zaman o soruyu da orada sormak lazım. O zaman başörtüsü demokrasi mücadelesini verdiğiniz zaman ve sizde iktidara taşıyan bir süreci sizin arkanızda kim vardı demek lazım. O zaman siz de demek ki bu toplumun ağzınızda bir bölücü yani vardı. Evet, yani bir şey vardı ki, bir dış güç vardı ki sizi de buraya getirdi. Şimdi bu şunu getiriyor, toplumun dinamiklerini okumamaktan getiriyor. Tabii ki uluslararası sermaye bunu yapacaktır. Uluslararası sermaye gelecektir. Senin içi yani bunu her tarafta yapar. Şekil vermeye çalışır, bir dizayn vermeye çalışır. Kendisinin kafasına politik ya da ekonomik siyasi çıkarlarına denk düşmeyen bir siyasi hareket varsa ya da hükümet varsa ona dizayn vermeye çalışır. Bu bilinen bir şey. Ama şimdi sen bu böyle bir olayı getirip hemen arkasına bak, bunun arkasında bu çıktı. Yok, sen dört tane talep var. Bu dört tane talebi verseydin dün bitecekti bu iş. Bu olay buraya gelmeyecekti. Daha baştan bitecekti. Yani. Ya baştan da bitecekti de. O gün mesela, o gün saldırılmasaydı işte Sırrı Süreyya önlerinde sayın vekilin o şeyin önüne çok geçmesi, tabii evet. Oraya geçmesi ile beraber o günkü o saldırı durduruldu. Yoksa o gün o ağaçlar yıkılacaktı ve sen tarumar edecektin. Hemen akabinde dediğin gibi oradaki talepler dillendirilseydi, o toplumun talepleri dillendirilseydi ki oraya giden insanların birçoğunu da tanıyoruz biz. Oraya ilgili az önce söyledim ama böyle şeyden geçti. Niye Taksim Gezi Parkı bu kadar sahip görüldü? Herkesin, irli ufaklı, yaşlı genç, herkesin orada bir anısı vardır. O ağacın altında, o ağaçların altında mutlaka herkes sevgilisiyle, eşiyle, dostuyla, çocuğuyla gidip orada bir bardak çay içmiştir. Herkesin bir anısı vardır. Bir anlamda insanlar anısına bir şey yaptılar, sahiplendiler. Kendi belki küçücük de olsa bir geçmişine sahiple yola çıkarak aslında başladılar meseleye. Mesele daha sonra resim tabii çok büyüdü, o ayrı bir şey ama o günden bitebilecek bir olaydı. Hani bak yine söylüyorum, bugün herkes şeyi ifade etmeye çalışıyor efendim, orada işte devlet gereğini yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bak işte başbakan açıklamalar yaptı, vali açıklamalarını yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Valinin yaptığı açıklamalar kendisi inanmıyor ki ben inanayım. Başbakanın yaptığı açıklamalar kendisi inanmıyor ki ben inanayım. Ama bir başbakan, bir vali bir çok rahat bir biçimde kalkıp o toplumun, hadi gaz dediler ya, o toplumun gazını alabilirlerdi. Sen çünkü müktedirsin ve iktidarsın. Şimdi müktedir ve iktidar olan bir kişi daha sevecen davranabilir, daha yapıcı davranabilir. Burada ne yazık ki biz bunu göremedik, bu süreci. Ben ilk zamanlar ya belki de bir şeyler geçirecekler, bazı kaygıları var hükümetin. İşte bunu da gördük zaten. Aslına bakarsan bu süreç içerisinde çok ciddi yasalar geçirdiler. İşte Suriye'nin, işte İsrail'in NATO tarafından kabulü meselesi de böyle konuşulmadı. Bu da bugün işte medyaya haber olarak düştü. Sanırım telefon var galiba. Bir telefonumuz var. Hemen söyledim. Telefonumuzu alalım. Değerli izleyenler, Taksim Dayanışma'dan Ahmet Saymadi arkadaş telefon attığımızda. Sevgili Ahmet, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar Şükrü Bey. Ahmet, sen şu anda Taksim'desin. Oradaki durum nedir? Şu anda tam olarak Sıra Serler Caddesi'ndeyim. Bu cadde
İstiklal Caddesi'nde paralel bir cadde, meydana açılan bir cadde. Evet, biliyoruz onu. Bir 20 dakika kadar önce caddenin meydana yakın tarafındaydı kalabalık bir grup olarak ama polis çok sert bir şekilde panzerle ve yanında 50 tane memurla beraber İstiklal'e doğru saldırdı. Çok fazla miktarda gaz attılar. Buradan da Tophane yönüne doğru aşağı indiler. İstiklal'i daha sonra polisler insanı döverek gözaltına aldılar. Gözaltına alma devam ediyor değil mi? Evet devam ediyor. Yani polis şu an aşağı doğru indi ama kimse tekrar toplanmaya başladı. Filizler davetsiz oza yaklaşık 3-4 kişi var. Yine sloganlar atıyor alkışlarla beraber insanlar direnmeye devam ediyorlar. Ahmet, kalabalık nasıl orada? Sloganlar duyuyorum ben burada. Epey kalabalık var mı? Ya şöyle, Seferler Caddesi'nde ben birkaç saattir buradayım. Burada ilk başladığımda 10 bin kişiye yakın bir kalabalık vardı saat akşam 6-7 gibi. Fakat polis sürekli olarak bu caddeye indi ve kitleyi dağıttı. Şu an kitle azalmış durumda. Bir insanlar çok yoruldu da saatlerde sokaklarda var. Bir de şey haberi var şu anda dönen, o insanlar çok tedirgin etmiş durumda. Mitingden dönen AKP'lilerin ve Kasımpaşa sporluların silahlarla ve satışlarla insanlara saldırdığına dönük, resmin saldırılar olduğuna dönük bir haber var. Bu insanları biraz tedirgin ediyor çünkü polisin onlarla beraber hareket ettiğini, polisin o insanların önünü açtığına dair bilgiler de var. Yani mesela insanları polis buradan sürükledi Tophane'ye doğru ama insanlar Tophane'ye inmediler orada saldırı var diye. Bu başka bir tedirginlik çünkü biz 20 gündür sokaklardayız, 20 gündür Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yüz binlerce insan sokaklarda. Bu direnen insanlar bu 20 gün içerisinde herhangi bir insanın, farklı düşünen herhangi birinin AKP'nin önünü kesmiş ya da bir laf etmiş değil. AKP'lilerin daha ilk sokağa çıktıkları gün insanları kaldırmış olması sokaklarda bir gerginlik yarattı. İnsanların bir kısmı da böyle bir sivil çatışmanın olmasından kaynaklı dönmüş olabilirler ama hala burada 500'e yakın insan giderek kafayı artıyor, direnmeye devam ediyor. Ahmet, bugün sosyal medyaya bir takım haberler geldi. Ne kadar gerçek, ne kadar doğru bilemiyorum. Ben yoldan geldim, tam da izleyemedik doğrusunu yanlışını ama Taksim'deki ağaçların kesildiği ya da söküldüğü yönünden. Bu haberler doğru mu? Şimdi şöyle, onu bir yerden teyit ettik. Meydanın, pardon, Gezi Parkı'nın içindeki ağaçlarla ilgili bir durum yok. Ama Gezi Parkı arka yönünde, yani bu aslında olayları başlatan yerdeki ağaçlar sökülmüştü hatırlarsanız. Orada Kadir Topbaş'ın da yaptığı açıklama vardı. Biz Gezi Parkı'nın 9 metrelik bir şerit halinde bir kısmını yola dahil edeceğiz. Taksim Yayalaştırması Projesi içerisinde yolu genişleteceğiz. O bölümdeki yol genişletme çalışmasına devam ediyorlar. Dolayısıyla parkın arka bölümünde 9 metre genişliğinde 200 metre boyunda bir bölümü tırpanlamaya, parktan koparmaya devam ediyorlar. Bu doğru bir haber. Peki Ahmet, ağaçlar kesiliyor mu yoksa kökten mi sökülüyor? Ya şimdi devletimiz kepçe denen iş makinasını çok operasyonel kullanan bir devlet. Cezaevi koluşuna kepçeyle girer, bahçeye parka kepçeyle girer. Şimdi kepçeyle bir ağacın yerinden koparılması, sökme, kontrollü taşıma gibi kelimelerle ifade edilemez. Parkın bir bölümünü yol ediyorlar. Yani asfaltlayacaklar o bölümü. Oradaki ağaçların uygun bir şekilde ağaçlara zarar gelmeden sökülmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani bunu farklı kelimelerle ifade etmeye çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Kepçeyi atıyorlar. Kepçeye ne gelirse onu kamyonun içine atıyorlar. Öyle bir başka bir durum yok yani. Sevgili Ahmet, son bir soru daha sormak istiyorum ben sana. Sen Taksim dayanışmadansın aynı zamanda. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Kadıçeşme'de çok büyük bir miting düzenledi. Mitingi siz yani tertip komitesi olarak nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi birincisi AKP'nin 20 günlük süre içerisinde ortaya çıkan bu durumu olabildiğince kötü yönettiği ortada. Bu kötü yönetimin üzerine 20 günlük
onlarca krizin, onlarca spekülatif açıklamanın üzerine yüz binlerce insan hala sokaktayken onlara müdahale etmek, insanları sokakta aynı gün karşı karşıya getirmek çok tehlikeli bir işti. Muhtemelen bunun sonuçlarını önümüzdeki saatlerde görecek. Şu olumsuz bir durum. Biz böyle bir şeyi zaten doğru bulmuyoruz. Hatta ve hatta Taksim dayanışması olarak biz bugün bir tane miting koymuştuk ama onu sonra iptal edip bir avni etkinliğine çevirdik ki insanlar sokakta karşılaşmasın. Ancak dün akşam polisin müdahalesinden sonra insanlar tepkisi olarak sokağa çıktılar. Biz bile yani sokaktayken evlerimize dönmeyi düşündük AKP'nin mitingi varken. Çünkü insanlar hakikaten halkın sokakta karşı karşıya gelmiş doğru bir şey değil de AKP bunu bile yapmaktan çekinmedi. Bir ikinci mesele mitingin kalabalığı bizim tahminimizce AKP'nin beklentisinin çok altındadır. Çünkü AKP buraya 10 milyon insan toplamayı hedefliyordu. Öyle bir rakamları vardı. Toplanan insan sayısı birkaç yüz binle sınırlı oldu. Hatta bu bile olmayabilir. Sınırlı olduğu görünüyor. Bir ikinci şey, bugün İstanbul'un birçok yerinden toplu taşıma araçlarını iptal ettiler. O toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak AKP'nin seçmenlere tahsis ettiler. Onun dışında metrobüse binen insanlara, mitinge gidenlere ücretsiz dedikleri biliniyor. Çeşitli vaatlerde de bulunduğunu biliyoruz bu insanlara karşı. Dolayısıyla bu mitingin hayatta bir karşılığı yok. Başbakan sokaktaki 100 binlere karşı küçük bir gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Bu tahminler çok daha küçük bir şey oldu. Hayatta bir karşılığı yok bunun yani. Peki sevgili Ahmet, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyi, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet Medine, insanların farklı artık yani karşı karşıya gelecek ölçüde sokağa getirmeleri, az önce Ankara'da insanların sokağa çıkmaları, diğer insanlara yani karşı gösteri yapmaları. Bugün Gazlıçeşme'de yapılan işte o büyük gövde gösterisi. Hiç gerek yok oysa. Nasıl? Yani okumalıyız. Hani ne yapılmak isteniyor gerçekten? Yani bir meydan muharebesine dönüştürmeye çalışılıyor sanki. Yani buna hiç gerek yok yani. İnsanlar talep ediyorlar ve o talepleri kulak tıkamak herkese zarar veriyor. Yani bir şekilde bunları dinlemek, değerlendirmek ve oradan ortak akılla bir şey çıkarıp bunu herkesin faydasına dönüştürmek varken, hani senin sayın bu ama ben bugün bu sayıya ulaşırım ve bunu yaparken de sizi bugün tarumar ederim. Aynı zamanda işte hani vergilerinizle oluşan bütün olanakları da ben kendim için size o gövde gösterisini sunmak için kullanırım. Bu kadar insanı da hiçe sayarım. Ben asıl biraz da şeye sanki vurgu yapmak gerekiyor. Bu özellikle 90'lı yılların işte faili meçhulleri ya da cezaevlerinde yaşanan bin bir çeşit işkenceler işte yine bugünkü gibi mevcut basında çok fazla yer bulmaz iken yine o şu an marjinal dedikleri basın çok zor imkanlarla bunları dile getirirdi. Bunlar ciddi kazanımlar ya da ciddi bir süreçten sonra bugün en azından hani cezaevlerinde şu an işkenceleri o şekilde görmüyoruz. Belki faili meçhulları görmüyoruz ama ilginç olan şey şu, bugün gözle görülür bir katliam yaşıyoruz. Yani hani hangi değerden yola çıkarsak çıkın, yani hani bir din üzerinden ya da bir hani kutsal anne üzerinden neyden çıkarsanız çıkın. Bugün Ethem'in annesinin görüntüsü yansımıştı sosyal medyaya. Karşısına cenaze arabası, onun içinde Ethem, önünde Çevik Kuvvet ve arabanın içinde de anne. Yani ciddi bir şekilde de yalvarır durumda. Yani siz nasıl yani, hani bu nasıl bir anlayış ki bunu reva görüyorsunuz? Ve hani dinin üzerinden yani bu kadar din vurgusu yapan bir iktidarın özellikle bir ölüm matem duygusuna bile bu kadar pervasızca değil yani mi? Yani ona bile, mateme bile saygı gösterilmeyen, yani tahammül edilemiyor. Yani. O annenin ya da o ailenin duygusunu bile anlamaktan uzak. Ama hani kendi çocukları üzerinden yürüdüğünü düşünürsek, yani kendi aileleri, hani diyelim ki işte şu an iktidarın söylediği en önemli argüman, İşte biz başörtülü çocuklarımızı okutamadık, işte yurt dışında okuttuk falan. Yani şöyle düşünün ki siz çocuklarınızı başörtülüyken okula göndermek istiyordunuz ki kaldı ki bu çok haklı bir sebep de, yani insanlar başörtülü de okuyabilmeli. Bunu yaparken çocuklarınızın orada işte bir meydanda, bir mitingde
bile bile, değil mi? Herkesin göz önünde, bütün dünyanın göz önünde öldürüldüğünü düşünün. Ne yaşardınız ya? Nasıl bir duyguya kapılırdınız? Yani hiç bununla bile bir empati kurmaya çalışmıyorlar gerçekten. Hani kazar öyle bir şey olsaydı acaba ne yapardık? Yani yani bir başörtüsü üzerinden böyle bir geçmişte kıyım yaşamış olsalardı acaba? Şu an biz ne yaşıyor olurduk yani? Anlamak çok zor. Gerçekten ben özellikle bunu, yani özellikle bu duyguyu anlamaya çalışıyorum ve inanın anlayamıyorum. Evet. Ama başörtüsü mağduriyetini hala kullanıyor. Hala kullanıyor, evet. Olması. Onu anlıyorum. ya mantık olarak doğru. Hala kullanılıyor olması doğru. Ama başörtüsünü... Ki öyle bir şey yok aslında. Şu an öyle bir... kaldı ki 90'lı yıllarda da bence yani ciddi böyle bir süreç yoktu. Yani ben üniversitede okurken sınıfımızda 3 tane başörtülü arkadaşımız vardı. Ve hiçbir günde herhangi birinin onlara başörtünle derse giremezsin dediğini hatırlamıyorum. Okulu öyle bitirdiler. Ama yani onlara destek veren bu marjinal gruplardı. Tabii ki, evet, kesinlikle yani öyle. Hepsinin o döneme ait yazıları, çizileri, evet, tabii, vardı. Ama işte fark burada değil mi zaten? O insanlar böyle bir... sınıf temelli bakıp ya da böyle bir topyekun o gün de bir anlayışla zaten tam da değerlendiriyor. Zeynep dediği gibi o gün, de, o gün yani. De marjinallere de tabii başka ki. Kesim. Hı-hı. O günkü devletin sahipleri olan işte evet. Tırnak içindeki kesim, bildiğimiz kesim. Evet. O gün de marjinallerdi solcular. Çünkü solcular aynı söylem zaten. Tabii, hani değişmiyor. Söylem aynı, değişmiyor. Devlet geleneğindeki sadece şey değişiyor, şekil değişiyor ama devlet geleneğindeki söylem değişmiyor. Evet. O iktidar, o koltuğa kim oturdu? O söylem değişmiyor. Şimdi demokrasiyle ilgili söyledikleri çok ilginç bir şey var. Diyor ki sandığa gitsinler diyor. Şimdi 4 yılda bir ya da 5 yılda bir sandığa gideceksin. Sandıkta oy vereceksin. Vatandaş ondan sonra hiçbir şey yapmayacak. Peki dernekleri niye kurar? Sendikaları niye kurar? Evet, işte sivil toplum örgütlerini niye kurar? Niye o zaman bunları kurar ki? Seni denetlemek için sen... Biz sana bu yetkiyi verdik ama... Nasıl? Ve, bu yetkiyi evet, nasıl değerli? Nasıl kullanacaksın? Sen adam akıllı kullanmazsan, toplumun tüm kesimine karşı gerçekten de demokrasi uygulamazsan biz senin hesabını sormasını biliriz. Bugünkü aslında alana çıkmak bir anlamda demokratik bir haktır. Evet. İnsanlar bunu sana söylüyor. Diyor ki senin yaptığın uygulamalar son özellikle son iki yıldır, son iki yıldır ki yapmaya çalıştıkları ve çıkarmaya anayasa değişikliğiyle ilgili yapmaya çalıştıkları şeylerde sen antidemokratikleşiyorsun, toplumun, bireylerin özel yaşamına müdahale ediyorsun ve biz bu nedenle seni zaten yaptığın şeylere itiraz ediyoruz. Ekolojik anlamda da çok ciddi sıkıntılar var. Şöyle bir şey var, bakın... Bir de hiç yıllardır... konuşulamıyor gibi değil mi? Kesin. Yani sürekli böyle bir tabii ki bağırma... Tabii. Konuştuğu andan itibaren evet. Tepene biniyor, sen konuşamazsın evet. Diyor. Sus diyor yani. Sen itiraz edemezsin, itirazın varsa o zaman git sandıkta diyor, sandıkta değiş. Ne kadar? İtirazı konuşalım. Hemen bir telefonumuz var. Değerli izleyenler, İzmir'den bir konuğumuz var. Telefon konuğumuz Hüseyin Görel. Hüseyin Can, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hüseyin Can, biz işte Gezi'de başlayan ve bugün yaşadığımız konuları konuşuyoruz. Bilmiyorum sen bizi izleyebildin mi? Ben senin yani bugüne yönelik görüşlerini almak istiyorum. Günde olduğuna yani, yönelik bir de. Sorunuzu tam alamadım. Yani günümüze, bugüne yönelik senin düşüncelerin neler? Neler söyleyeceksin bize? Şimdi tabii ki bugün alanlarda sonuçta insanların artık çıkışı sistemin kendisine yıllardır bir yerde dayatılmış ve bastırılmış yaşamın artık bir noktasında buna dur değiştir. Yani biz bugün Türkiye'yi genel anlamda değerlendirdiğimizde gerçekten bu noktada ciddi sıkıntılar var. Yani tamamen bastırılmış bir toplum. Kültürü yönde bastırılmış, inançlarından bastırılmış, etnik yapısından bastırılmış, böylesine bir toplum. Doğal olarak bunun özellikle son 10 yıl AKP iktidarı ve özellikle Erdoğan'ın söylemleri üzerinde gelişen üslup ve dil ise bunu bir yerde doruk noktasına çıkartmıştır. Bu nedenle de insanlar sonuçta bu refleksi, yani 3-4 ağaç boyutu değil tabii ki, bu genel bir refleksi ve bu refleks bir yerde patlama noktasına gelmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin genel fotoğrafına baktığımız zaman gerçekten bu noktada artık insanların gencinden, yaşlılığından, iç yarından
özellikle 90 sonrası kuşağın ciddi bir refleks gösterdiği alenen az görülmüştür. Bizim önemli olan bu refleksi doğru noktada kanalize edebilmektir. Yani şöyle bir sıkıntı da var aynı zamanda. Alana çıkan bu 90 sonrası kuşak bir noktada yani o genel anlamdaki kendisine dayatılan yaşamı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini beyan ederken aynı zamanda da genel noktadaki bütün Türkiye'deki siyasi yapılamalara da anlık anlık paylaşıyor haberleri. Gazi Mahallesi'nde bir gencin daha ölüm haberi silahla vurularak yansımış haberlere. Evet. Şimdi olaylar devam ediyor zaten. Tweetlerine her, ne kadar her tarafta kadar... Onu evet bilemiyoruz. Ona bilemiyoruz, şey veremeyiz ama şimdi aldığımız haberler anlık anlık dakika dakika düşüyor. Türkiye'nin her Kazlıçeşme'de var. Kazlıçeşme'den ayrılıp şeye gelen AKP'lilerin TRT tarafına geldiğini, İstiklal Caddesi'ne kadar evet. geldiğini, orada saldırıların yapıldığına dair bilgiler akıyor şu an. Türkiye Kadıköy'deki miting Kadıköy'de toplanılmış halk. Yani şu an her tarafta İstanbul'da doğrusu ayakta, İkitelli civarında toplum hareketlenmiş, Merter'de keza öyle. Her tarafta bir hareketlilik geliyor. Şimdi bütün bunların hepsi aslında şunu gösteriyor ki bugünkü konuşmasının da bir kısmını buraya gelmeden önce izleyebildim. Hala aynı şeyler, yani konuşmasının içerisinde de yine toplumu kucaklayacak, toplumun geneline hitap eden bir şey yok. Tamamen kendi tabanına yönelik bir şey ve kendi tabanını korumaya yönelik bir konuşmaydı. Çok belli ki şu an yani toplumun diğer kesimlerini gözden çıkartmış iktidar kendi tabanını tutmaya çalışıyor. Çünkü yaptığı, görünürdeki yaptığı şey bu. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi bu sürecin ne kadar dayanabilir sorusu ortaya çıkıyor burada. Ya bunların hepsi bu kadar diktatör falan değil. Mutlaka farklı insanlar da var içlerinde. Şimdi aklı selim insanlar vardır tabii ki içerisinde. Biz şu ana kadar aklı selim bir açıklama görmesek de sonuçta vardır mutlaka. Birileri herhalde ya diyecektir, bu gidişata bir dur ver diyecektir Egelilerin dediği gibi. Ya da gerçekten de bu son birkaç yıldır yaşadığımız olayların, Orta Doğu coğrafyasındaki yaşadığımız olayların hani diyorlardı ya ne meydanıyla başladı? Tahrir meydanı. Evet, Mısır'daki Tahrir Meydanı benzetmesi. Şimdi burada Taksim Meydanı gerçekten de o başka meydanlarda olunca tabii, destek veriliyor. Kızılay, işte Gündoğdu vesaire gibi. Problem. Tabii. Şimdi bir de yani Türkiye'de de meydanlar da çoğaldı. Evet. Şimdi bu meydanlara insanlar akın akın gelmeye başlıyor. Yani o artık sadece bir çevrecilik meselesinden çıktı. İşte iki tane üç tane ağaç kaldırma meselesinden çıktı. İş başka bir boyuta geldi. Bu nedenle hükümetin bu gelen süreci iyi okuması gerekiyor. İnsanlar çoluğuyla çocuğuyla sokağa iniyorlarsa burada bir şey var demektir. Yani bunu iyi, bu resmi iyi okumak zorundalar. Şimdi ben birazcık kendimizle ilgili bu işin muhalefetinde duran insanlar olarak biraz o tarafta şöyle resme baktığım zaman burada da çok ciddi bir organizasyon göremiyorum ben. Belki de en büyük sıkıntı bu. Bu organizasyon kendiliğinden gelişiyor. Ve bu kendiliğinden gelişen şeyi biz organizasyona çeviremiyoruz. Yani hükümet belli elindeki olanakları kullanıyor. Kolluk güçleriyle gidiyor. İşte polis yetmediği zaman askeri sokuyor devreye. Kolluk güçleriyle şu an bastırmaya çalışıyor. Ama bu bastırma eğer ölüm haberleri gelmeye başlarsa bu bastırma başka bir noktaya gidecektir. İşte o zaman gerçekten de Tahrir Meydanı benzetmesi o zaman ortaya çıkacaktır. Bunun karşısında da yani halk hareketinin karşısında durmak da çok kolay gibi gelmiyor. Kimin nasıl yönlendirdiği o halk hareketinde çok da önemli değil. Sonuçta hükümeti sarsacağı çok kesin. Zaten sarsmış durumda şu an, sarsılmış bir durumda bir şey var, hükümet var. Evet, hırçınlık biraz da oradan galiba. Kesinlikle. Çok hırçın. Medine, telefon alalım, ondan sonra devam edelim. Değerli izleyenler, Dersim Dayanışma'dan Mustafa Naci Toker telefon attığımızda. Mustafa Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ya bu akşam işte Gezi'de başlayan olaylarla programa başladık. Bugünkü yaşanan eylemler, mitingler, işte gaz bombaları, bunu konuşuyoruz stüdyoda. Bilmiyorum izlediniz mi siz? Evet, evet. Sizin görüşünüzü almak istiyorum hocam. Ya dersimiz de zaten bu akşam çeşitli eylem ve etkinlikler gerçekleştirildi. Zaten tüm Gezi Park olaylarının başlandığı ilk andan itibaren dersimde aralıksız eylem ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Yani 31 Mayıs'tan itibaren dersimde büyük eylemler gerçekleştirildi. Zaten ilk saldırı gerçekleştirildiğinde 500'e yakın bir kişiyle hemen saldırının verildiği dakikalarda bir eylem etkinlikler gerçekleştirildi. Ertesi gün dersin dayanışması olarak bir 10 bine yakın bir kitleyle bir yürüyüş gerçekleştirildi. Ondan sonra dersinde gençlerin eylem etkinlikleri olduğu, polisle çatışmaları oldu, polisin saldırıları gerçekleştirildi. Halen de bunlar sürüyor, devam ediyor. Biz de demokratik kurumlar olarak bir araya geldik, dersin dayanışmasını oluşturduk. Sürecin takipçisiyiz. AKP'nin saldırıları, polisin saldırıları devam ettiği sürece biz de dersin halkı olarak bunlara bir şekilde bir cevap vereceğimizi, sessiz kalmayacağımızı, tepki göstereceğimizi düşünüyoruz. İşte bunlar da nihayetinde dersinden de güzel sesler çıkıyor. Dersim halkın daha büyük bir duyarlılıkla bekliyoruz. Daha büyük şeyler olacağını düşünüyoruz. Yarından itibaren de dersin dayanışması olarak keskin bir genel grevi vardı zaten. Bu çerçevede bir çalışmalarımız var. Saat 1 ile 3 arası esnaf AKP kapatma çağrısı yapılacak. AKP'nin saldırılarına binaen esnaftan da böyle talepler geliyordu zaten. Saat 1'de de çok büyük bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Çok büyük bir hazırlıklar da var. Şimdilik durum budur. Mustafa Bey, sizin bir soru buyurun. Evet, bu arkadaşımızın bir sorusu var. Şey sormak istiyorum, bu Dersim'le ilgili özellikle yapılan barajlar ya da planlanan planlanan barajlarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vardı en son. Evet. Dolayısıyla hani bu genel anlamda Dersim'deki çevreyle ilgili bize son durum bilgisi vermeleri mümkün mü acaba? Ya verebilirim. Şöyle zaten Gezi Parkı'da bir doğa eylemi çerçevesinde evet, gerçekleştirildiği için Dersim'de de biliyorsunuz AKP'nin çok çeşitli kültürel ve ekolojik soykırımı tabisi devam ediyor. Çeşitli barajlar yapılıyor. Siyanürle altın aramalar gerçekleştiriliyor. Müzakere sürecinde, barış tartışmalarında çok büyük, çok sayıda karakollar inşa ediliyor. Biz Dersim dayanışması olarak bir araya geldiğimizde bu olayın Taksim'den çıktığını ama ancak bir AKP'ye birikmiş 11 yıllık bir öfkenin sonucu patlamasıydı. Biz de yerel olarak, yerel halkın sorunlarıyla birleştirmek babında bütün yaptığımız çalışmalarda, Taksim çalışmalarında, aynı zamanda Dersim'deki barajlarla ilgili, karakollarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitli yürütmeyi durdurma kararları var ama NİMAK başta olmak üzere birçok şirketin çalışmaları fiili olarak devam ediyor. Biz de bunu halkın çeşitli tepkileri var. Bu çalışmalar sonuçta yasa dışı çalışmalar olduğu için çeşitli dönemlerde bunlara karşı engelleme girişimleri oluyor. Sonuçta bir hukukun durdurma süreci var ve hukukun uyulması gerektiğini düşünüyoruz. Buna karşı da tepkilerimiz devam ediyor. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Medine, bir tarafta tüm olanaklar kullanılıyor. Yani evet, şöyle bir adaletsizliği açık açık söylemek gerekiyor. Ahmet'in söylediği gibi ben çok macera düşünüyorum bu konuda. Şöyle bir şey var. Yani bir tarafta insanları belediyenin otobüsleriyle eyleme götüreceksin ama diğer tarafta eylem yapacak insanların vapur seferini yasaklayacaksın. Metrobüsleri yasaklayacaksın. Hı hı. Yani bu bir hükümetin yapması gereken bir şey mi? Yani skandal değil mi? Kesinlikle öyle. Hem de hiç yapmaması gereken bir şey ama zaten orada önemli olan bütün o yapılanları ya da planlananları etkisizleştirmek, yok etmek. Yani senin neden gösteri yapman için sana kolay ulaşım aracı sağlasın ki? Çünkü istemiyor zaten gösteri yapmanı. Problem orada. Ama diğer taraftan o kitleyle bunu yapmak istiyor. O kitleye biz hala varız. Hani bu kadar yükselen itiraza rağmen hala güçlüyüz, güçlü iktidarız, hala varız demek istiyor. Bu sinyali vermek istiyor. Bir de bugün yine sosyal medyada çok dolaşmıştı.
Taksim yöresi semtlerde sokağa çıkma yasağı anonsları yapmış polisler. Ve hani mesela bu, yani şimdi Güneydoğu yıllarca OHAL altında yönetildi biliyorsunuz. İnsanlar zaten hiç demokrasi göremedi ki. Yani hani hangi birimiz gerçekten bu ülkede tam anlamıyla bir tırnak içinde demokrasiyi gördük ve yaşadık. Hiç yaşayamadığımız şeyler. Ha biraz böyle işte konjonktür onu gerektiriyor. Hayat onu gerektiriyor. O noktaya bir iyiye doğru bir evrilme görülüyor. Orada da bir itiraz yükseldiğinde hemen aha size bu bile çok geldi. Hani bu kadarını bile sanki hak etmiyorsunuz dercesine bir geriye itme söz konusu. Bugün gördüğümüz de o. Yani şimdi bu da ciddi bir skandal aslında. Sokağa çıkma yasağı nasıl ilan edebilirsiniz? Yani bugün bunu nasıl, değil mi? Yani nasıl bu dile getirilebilir bir şey? O zaman Zeytinburnu ve Kazlıçeşme'ye gitmek engel değil. Yani oraya gitmek isteyenler sokağa çıkabilirler ama hani diğer taraftan o itirazı dile getiren bileşenlerin sokağa çıkmaları yasak. Dolayısıyla ulaşım imkanları da yasaklamak. Hani sokağa çıkmayı yasaklıyorsa zaten ulaşımı niye versin? Evet. Ulaşım otomatikman yasak. Şu an zaten birçok aklı Selim'in de söylediği şey 12 Eylül dönemini aratır bir durum değil mi? Durumla karşı karşıya tam toplum öyle bir izole edilmeye çalışılıyor ki evet. Bastırılarak yani hükümet kendi elindeki olanaklarını kullanarak toplumu sindirmeye çalışıyor. Bu çok hayırlı bir şey değil. Değil, evet. Bir telefonumuz telefon var. Ondan sonra devam edelim. Değerli izleyenler, Erzincan Geçit Belediye Başkanı Düzgün Bilgin telefon attığımızda. Düzgün Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Düzgün Bey, biz Taksim'de başlayan, yani bundan 18 gün önce başlayan ve günümüze kadar süren olayları konuşuyoruz. Evet. İzleyebildin mi? Evet. Senin görüşlerin bu konuda neler ya da Erzincan'da neler oluyor? Vallahi biz tabii ki bunu izlediğimiz, sizleri dinliyoruz. Size hayırlı akşamlar diliyorum ilk başta TV10 İyi akşamlar. Kanalına diliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Güzel bir program götürüyorsunuz. Tabii ki bu süreç içerisinde Gazi Parkı'yla ilgili yapılan bu protestoları biz canı gönülden destekliyoruz. Bunun sonucunun inşallah hayırlı olmasını istiyoruz. Biz yani daha güzel bir sonuçlanmasını istiyoruz. Erzincan'da biz tabii ki sivil toplum örgütleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin de destek vermesiyle beraber güzel bir iki tane mitingimiz oldu. Bugün yine bir mitingimiz vardı. Keskin ve diğer sivil toplum örgütlerinin Bir Sultan Hatta Derneği'nin katıldığı saat 6'da bir şey olmuştu. Bir yürüyüş olmuştu. Tabii ki Erzincan küçük bir il. Erzincan'da böyle Gazi gibi mahallesi gibi, Gazi Parkı gibi veya Ankara'daki, Kızılay'daki gibi, bir Adana'daki gibi bir eylem olması beklemek biraz zor olur. Çünkü burası küçük bir il. Herkes birbirini tanıyan, birbirinden daima alışveriş eden, omuz omuza olan insanlar olduğumuz için. Ama burada sanki böyle Erzincan'da yürüyüş yapıldığı zaman böyle aileler sanki Gazi Parkı'nı veyahut da diğer şeyler destekliyormuş gibi veyahut da işte şimdi kesin desteklemiyormuş gibi bir imaj çıkıyor. Biz buna karşıyız. Bunu da şey yapmıyoruz. Bunu da böyle benimsemek istemiyoruz. Bu Türkiye için bizim vatandaşımızın artık bu olaylara dur demesi, iyi bir iktidarın olması, insanların kendi kendini yönetebilecek çabada olması gerekiyor. İşte bu bir direniştir. Bu bir yani insanlarımızın bir uyanışı. Canı gönlümden destekliyorum. Yani geriye dönüş değil de ileriye gidiş bir çaba var. Kimsenin yemeğine, içmesine, giymesine, hatta işte çocuk sayısına, diğer benzer şeylere karışmasını istemiyor. Sadece işte bizi yöneten insanların
yani daha doğrusu hükümetlerin bizim ekonomik gücümüzü, ekonomik durumumuzu yükseltmek, daha modern bir çağ, daha modern bir yaşam tarzı istiyor insanlar. Bundan da ben çok mutluyum. Yani inşallah bu sonuç iyi bir sonuçla bitecek diyorsun. Geri bir adım atar diye düşünüyorum. Düzgün Bey, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Biz devam edelim. Medine, şimdi o eyleme giden insanların bu insanların verdiği vergilerle de vergilerden de alınan paralarla öteki insanlara, ya burada bir haksızlık, açık haksızlık var. Evet, açık. Öyle üstü kapalı mapalı değil, açık bir haksızlık direkt var. Direkt bir haksızlık, evet. Hatta onun ötesinde hani ortak yaşam alanlarına saldırı. Yani şimdi az önce bir görüntü izledim. Kazlı Çeşme mitingi bittikten sonra meydanın görüntüsünü fotoğraflayıp eklemişler. Bir de diğer taraftan Gezi'de işte 20 gündür insanlar yaşıyorlar. Orada artık başka bir hayat oluşturmuşlardı. Orada dolaştığınızda görüyordunuz. Yerde bir tane çöp bile bulamıyordunuz. Şimdi Kazlı Çeşme'nin fotoğrafını gördüm. Evet, çöp yığılıydı meydan. İşte bu bile aslında anlatıyor durumu. Yani bu o kadar net bir fotoğraf ki bu. Orada gerçekten bir duyarlılık var. Diğer tarafta da hani zorlama bir şey olduğunu çok net görebiliyorsunuz. Yani oradaki duyarlılık... Her şeye rağmen, bu kadar baskıya rağmen, bak burayı çok güzel ifade edelim. Bu kadar baskıya rağmen hala eylemciler şiddeti kullanmıyor, çevreyi kirletmiyor. Hala söyledikleri şeyler insani düzeyde talepleri ve bunu demokratik çerçevede çözebiliriz diyorlar. Evet. Peki, bu çok şöyle, önemli. Şöyle bak, bir konuyu tartışmak istiyorum Ahmet. Sözüne girdim ama. Hı hı. Bu iş tersinden tartışılırsa, yani işte marjinal dediğimiz gruplar, hı hı, genellikle dindar, inançlı insanlar üzerinden bu temizlik, hı hı, ya da işte kibarlık, efendilik, hı hı, çevrecilik üzerine bir tartışmaya girişirlerse sonuç ne olur? Pek iyi bir sonuç çıkmayacak gibi gözüküyor. Zaten amaç hani aslında biraz öyle bir yere gitsin diye uğraşılıyor, onu gösteriyor. Oysa kimsenin istediği, beklediği şey bu değil zaten. Yani ne komşu komşuyla bu kıyımı yaşasın, ne de arkadaş arkadaşla yaşasın. Yani bir bütün olarak aslında hepsi farklı renkleri, farklı inanış biçimleriyle bu coğrafyada, hatta dünya, yani yeryüzünün hepsinde daha huzurlu ve barış içinde yaşasın. Bütün amaç aslında bu. Yani ama bunu sanki isteyen Gezi Parkı'nda bulunanlar bu taleple oradalar. Hani diğer tarafta böyle bir talebin yükseldiğini duymuyoruz zaten. Hani aslında orada da yükselmeli. Yani orada ben şeyi çok önemsiyorum, antikapitalist Müslümanların yaklaşımını. Evet. Bütün Gezi direnişinde ilk günden beri varlar ve çok ciddi bir saldırıya da maruz kalıyorlar kendi içlerinde. Yani hani sanki böyle bir hain gibi yaklaşımlarla yüz yüze kalıyorlar ve ben izliyorum, takip ediyorum. İhsan Eli Açık onu durmadan amacının ne olduğunu, yani ben diyor bir başörtüsü için yıllar önce bu mücadeleyi verdim. Bugün de aynı sebepten ötürü bir başı açığa uygulanan yerde sürünme, evet, ya da şiddeti protesto için buradayım diyor. Yani aslında işte bu kadar net, yani bu kadar net. Şimdi yıllardır biz hep şunu söylemeye çalıştık. Ötekiler dedikleri kişiler birbirlerinin haklarını savunmadığı sürece, evet, hak gerçekten elden edilmez. Bugünkü doğru resim bence bu. Evet. Herkes kendisinden ötekini savunuyor. Şimdi ben bir yaşadığım bir olayı anlatayım. Hatta çok da güzel bir espri yaptı beraber gittiğimiz bir arkadaşımız. Gezi Park'ın sol tarafında merdivenler var. Merdivenler bayağı bir kırılmış. Hı hı. Oraya ben adımımı attım, çıkamadım. Oradan birisi geldi, TGB'li olan bir genç geldi, yakaladı beni. Abi istersen senin sırtından taşıyayım.